çıkmasını bileyim su. Rize'de sıcak suyu, unu, peynir hepsini koyuyorlar. Hafif karıştırıyorlar. Kızgın yağ da kenarda bekliyor. Üstüne döküyorlar. Bir kaynıyor. O da mumlama oluyor. Bilir'den herkese merhaba. Bugün sizi yemekleriyle Karadeniz'e götürecek bir yere gidiyoruz. Rotamız Adem Baba'nın yeri. O zaman bir horon müziği alalım. Burası Beşiktaş'taki Ihlamurdere Caddesi üzerinden köşeye döndüğünüzde karşılaşacağınız küçük tatlı bir dükkan. O zaman hadi gelin lezzetleri deneyelim. Adem Baba'nın yerinin hikayesini anlatır mısınız? Şimdi Adem Baba'nın hikayesi çok biraz geriye geliyor ama 5 senelik bir şeyim var. Bu işte bir zaman şeyi var bende. Ben bu işi küçük yaşlarımda çok sevdiğim için yaptığım işleri hep yadırgadım. En sonunda bu yemek işine karar verdim. Karadeniz Mutfağı adı altında. Ve bunda da başarılı, hemen hemen oldum, başarılı oldum. Kendim Karadeniz Mutfağı'nı daha büyütmek de istiyorum daha ileriki günlerde. Daha yeni olduğumuz için daha çok daha işimiz var. Burada her türlü hafta içi, hafta sonları kahvaltı veriyorum, hafta içi de yöresel yemekleri veriyoruz. Yani o yüzden böyle şu anda Beşiktaş'ta, İstanbul Beşiktaş'ta bu işin devam ettiriyoruz. Peki sizi böyle boş görmek mümkün değil. En çok hangi saatlerde yoğunsunuz? 8'den akşam 6'ya kadar normalde yoğun oluyor. Ama bugün cumartesi olduğu için, cumartesi günü insanlar biraz geç geliyorlar. Saat 2'den sonra, 3'ten sonra yoğunluk oluyor. Pazar günleri full yoğunluk oluyor. Yani hafta arası da öyle. Öğle saatlerinde, işte akşam üzeri bir de yoğunluk oluyor. Tabii akşam üzeri işte kuymak yemeye gelenler oluyor. Yöresel lahana, çorba, sarma, kavurma, o gibi yöreselleri yemek için çok gelen oluyor. Az önce de dediğiniz gibi hafta içleri ev yemeği, hafta sonunda kahvaltı veriyorsunuz. Peki hangi çeşit yemekleriniz var? Şimdi yemeklerimiz lahana çorbası var bizim, kara lahana çorbası. Lahana sarması var, kavurma var, ispir kuru fasulye var, mısır ekmeği var, ev yoğurdu var, turşu kavurması var. Kesme makarnamız var bizim. Arpa çorbası var. Yoğurtlu arpa çorbası mısır yarmasından yapılıyor güzel. Onlar bir sürü çeşitlerimiz daha var yani. Onlardan hepsini de yapıyoruz. Peki biz kahvaltıya gelsek bize Karadeniz'e özgü ne önerirsiniz? Tabii en başta teşhet kuymağı öneririm. Ondan sonra bizim Trabzon yöresel kayganamız var. Sırıhta dediğimiz pişi diyorlar şimdi. Sırıhta dediğimiz yani pişimiz var. Ondan sonra sabahleyin tiragostu var. Ben muhlama dediğimiz işte kuymanın bir şeyi muhlama var. Ondan sonra yani bir sürü çeşitleri var. Peynir çeşitleri var bizim. Yöresel peynirlerimiz var. Tereyağı peynirinden dudun hepsinden var yani. Peki kafaları çok karıştıran bir soru soracağım şimdi. Muhlama ve kuymak arasındaki fark ne? O biraz fark, bayağı fark var yani. Çok yok ama normalde var fark. Çünkü kuymağı yaptığın zaman biraz marifet istiyor yani biraz zaman alıyor ama muhlama biraz daha basit yani kuymağın tereyağısı yani unla kavuruyorsun ama muhlamayı kavurmuyorsun, muhlamayı çifte kavurmuş unla direkt yapıyorsun, içine suyunu peynirini koyup kızgın yağ üstüne döküp hemen yapıyorsun onu. Yani hepsi 5 dakika 3 dakika sürüyor, benim kuymağım 10 dakika sürüyor çünkü bunu güzelce kavuruyorsun, soğuk suyunu koyuyorsun, peynirini koyuyorsun, ondan sonra güzelce unla peyniri birbirine getiriyorsun. Yani yediğin zaman ağzına un gelmeyecek. Şimdi az sonra yediğiniz zaman orada da çekimde göreceksiniz onu. Peki mıhlama mı muhlama mı? Muhlama normalde. Mıhlama biraz şey oldu yani biraz böyle asortik bir şey oldu. Normalde muhlama yani muhlama diye geçiyor bizim Karadeniz'de. Ama tabii şimdi yaptıkları mıhlama. Mıhlama da hiç yakışmıyor ona. Ben hep muhlama diye kullanıyorum. Bizim muhlamamız değişik. Peki son olarak lezzet sırrınız nedir? Lezzet sırrım kendim. Yani öz kendim çünkü severek yapıyorum çünkü. İnanılmaz severek yapıyorum. Şimdi bak benim sütlacım var mesela kendime has özel. Şimdi az sonra yediğiniz zaman göreceksiniz. Yani. Bunu severek yaptığım için bu yemeğe de yansıyor. Yani tabii moralli bir şekilde severek yapıyorsun. Ondan sonra özenerek yapıyorsun. Ben önce ticaretine bakmıyorum yaptığım için. Ticaretine bakmadığım için her şeyin iyisini kullanıyorum. Yani bana kimse şunu yedim memnun kalmadım dediği zaman üzülüyorum. O yüzden en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim şeyim farklı. Yani ticari yönüne baksam hiçbir zaman yaptığım iş iyi olmaz. Yani o yüzden bu beni de başarıya götürüyor yani.
O zaman madem bu kadar kuyumak dedik, hadi gelin deneyelim. Şimdi Adem abi, bu kadar güzel şeyler yapmışsın. Anlatır mısın bize ne yaptığını? Şimdi anlatmam size. Şu gördüğünüz anda kuyumak. Kuyumaktan başlayalım. Yani demin çekimini falan yaptık. Ya şimdi az sonradan yiyip tadına bakacaksınız. Şu da Trabzon kavurması. Bu da çok dehşet bir kavurma. Şu da lahana sarması. Kara lahana sarması. Bu da kıymadan yapılıyor. Bir de satır kıymadan yapılıyor. Bir de. Çok güzel oluyor. Bunun altında güzelce de kemik seriyorsun tencerenin altında. Soğanı, lahana saplarını öyle bir şekilde kemik suyuyla pişiriyorsun. Çok güzel oluyor. Bu da kaygana. Trabzon'da yapılan kahvaltıda kaygana yapılıyor. Bu da çok güzel. Bunun da içinde işte içeriğini yeşil soğan, pırasa, maydanoz, bir de tereotu var içinde, süt ve yumurta var içinde. Aynı krep şeklinde çok güzel oluyor. Bu da lahana çorbamız. İçinde mısır yarması, barbunya, lahana var. Bir de iç çay ona koyuyoruz. Çok güzel oluyor da. Bu da muhlama dediğimiz, bizim Rumca'da tülokoslu diyoruz buna. Yani hem muhlama hem tülokoslu. Yani bizim muhlamamız bu. Böyle ekmeği batırıp yiyorsun. Biraz sulu şeklinde bu. Bu da kuymak şeklinde. Ya şimdi kuymak da biliyorsun, kuymak biraz şöyle bayağı çok piştiği için kuymak bayağı bir zaman geçti. Dayanamayacağım daha fazla. Yemek istiyorum hemen. Hemen başlayabiliriz. Siz de Karadeniz mutfağını ve yemeklerini seviyorsanız kesinlikle gelmelisiniz. Çünkü ben aşık oldum galiba. Adem abi, biz sana çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür, bizi ağırladığın için. Ne demek, her zaman bekleriz. İstediğiniz gibi burasını kullanabilirsiniz. Yani gelip burada kendi eviniz gibi. Hatta yapıp yiyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Çok Lezzeti Esnaf Bilir'in bu haftalık sonuna geldik. Yeni bölümde yeni yerlerle karşınızda olacağız. Bize abone olmayı unutmayın. Evet, ayrıca dayanamayacağım, yiyeceğim. O yüzden hemen kapatmak istiyorum. Bye bye.